Yaşayanız Gece kanalına hepinize merhaba. Arkadaşlar yine vaktim maalesef kısıtlı. Arkadaşlar dövdüm çekeceğim nasıl olursa. Kitapta bayağı az kaldı. Arkadaşlar sizden ricam Yalnız Gece kanalına abone olup beğenip bildirimler tutmamızı açsınız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Kısa zamanda epeyce bir sayfa okumam lazım. En az 8-9-10 sayfa falan okumam lazım. O yüzden hemen başlıyorum arkadaşlar. Özür dilerim, şeytan aracı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kimse şeyhin önünde tevbe eder, iradesini şeyhine teslim eder ve hırkayı tacı şeyhin elinden giyerse o kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline kendini teslim etmiş gibidir. Zira şeyhin eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli gibidir. Müridin kendini şeyhine teslim etmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Hak Teala Celle Celaluhu'a kendini teslim etmiş gibidir. Zira şeyh kendini Allah'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslim etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hak Teala Celle Celaluhu buyurur. Sana biat edenler ancak Hak Teala Celle Celaluhu'ya biat ederler. Allah Teala Celle Celaluhu kudret ve yardımı o biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. El-Feth Suresi 10. Mürid şeyhi için öyle güzel itikatlar beslemeli ve insan inanmalıdır ki şeyhi Hak Teala Celle Celaluhu'nun bir açılmış kapısıdır. Şeyh ne zaman isterse Cenab-ı Hakk'ın dergahına girer çıkar. Şöyle itikat etmelidir ki şeyh ne işlerse Hak Teala Celle Celaluhu'nun emriyle ve müsaadesiyle işler. İşlediği bu fiiller ister hayır suretinde olsun ister şer suretinde olsun şeyhde Hak Teala Celle Celaluhu'ya karşı açılmış bir kapı mesabesindedir. İstenildiğinde açılır ve Hak Teala Celle Celaluhu'ya mülakat hasıl olur. Bu mülakat uyurken de uyanık iken de hasıl olabilir. Mürid öyle itikad etmelidir ki şeyh kendisi hakkında kendi nefsi ve hevası ile hiçbir şeyi işlemez ve istemez. Mürid şeyhin katında Allah Teala Celle Celaluhu'nun bir emanetidir. Bunu bilince mürid buna göre şeyhine kendini teslim etmelidir. Şeyh emaneti kaybetmez, emanete riayet eder. Müridi terbiye eder ve maksuduna eriştirir. Böylece kendini şeyhine teslim etmeyen mürid asla maksuduna erişemez. Üstadsız kalır demişlerdir ki rehberi mürşidi ve üstadı olmayan kimsenin üstadı ve rehberi şeytandır. Görmez misin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstadı Cebrail aleyhisselam idi. Ashab-ı kiramın üstadı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Tabi'in hazretlerinin üstadı da ashab-ı kiram idi. Tabi'inin üstadı da tabi'i hazretleri idi. O zamandan bu zamana kadar hep böyle silsile ile geldi. Bundan böyle üstadlık, şakirlik, şeyhlik ve müritlik sürüp gider. Eğer talip olanların kötü kökü kesilirse şeyhlerin de kökü kesilir. O zaman da alemin nizamı bozulur. Artık kıyametin kopması yakındır. Alemin nizamını sağlayanlardan birisi de mürşitlerdir. Mürşitler sadık müritlerden hasıl olurlar. Aşık olan talipler ve müritler şeyhin hükmüne, terbiyesine teslim olduklarında onun edebiyle edeplendiklerinde şeyhin batınından müritlerin batınına hal sirayet eder. Eserler yetişir. Çıranın diğer bir çıradan kandilin diğer bir kandilden ışık ve nur alıp yanıp nurlandığı gibi. Bunların arasında perde olmaz ve ışıkları birbirine kavuşur. Şeyhin sözleri de müridin gönlüne girip karar etse şeyhin halleri o kimseye nefis haller getirir. Şeyhten müride hal intikal eder. Mürid kendi dileğini terk ve şeyhine itiba ve teslimiyet ile hoş edeple musahip olur. Bu zamanda Allah Teala Celle Celaluhu ile şeyh arasında kalbi
imtizaç ve ruhi rabıta hasıl olur. Aynısı irtibat şeyh ile mürid arasında da vücuda gelir. Mürid kendi ihtiyarını terk etmekle edeplenir. Hatta mürid öyle bir mertebeye ulaşır, feyzi oluk halinde Hak Teala'dan almaya başlar. Arada hiçbir vasıta da olmaz. Yeter ki mürid kemali edepte şeyhin önünde diz çöksün. Kendini şeyhine teslim edip gerçek mürid olsun. Onun rengine boyanabilsin. Şeyhin huzurunda oturduğu zaman hiç tınmamalı ve konuşmamalıdır. Kemali edeple oturmalı ve şeyhi dinlemelidir. Şeyh eğer sen söyle diye emrederse onda bir hikmet vardır. İşte ancak o zaman konuşmalıdır. Şeyhi önünde oturan mürid tıpkı denizin kenarında oturup da rızık bekleyen kimse gibi oturmalıdır. Hakikaten şeyh bir deryadır. Mürid de ondan rızık bekleyen herhangi bir avcı mesebesindedir. Mürid deryadan paha biçilmeyen incinin çıkmasını bekler gibi beklemelidir. Mürid şeyhin huzurunda oturmalı ve kulak vermeli, sadakatle dinlemelidir. Eğer bu şekilde hareket etmezse bari şeyhin hizmetinde olmalı, şeyhinin bir dünya işini halletmelidir. Ki şeyhin başından bir dünya işi eksik olsun. Başkalarına daha fazla faydalı işler görsün veya beklesin. Ta ki şeyhin rızkından bir rızık yesin. Şöyle itikad etmelisin ki benim şeyhimin sahip olduğu kemal bu devirde hiç kimsede yoktur. Bunun gibi mürşit bu zamanda yeryüzünde yoktur. Bu itikad üzerine bağlanmalıdır. Şeyhin sözünü, işini, vermesini, almasını ve bütün ehval ve efalini hep hak bilmelisin. İddir ki şeriatla tezat teşkil etmemek şarttır. Şeyhin irşadının hakkın emriyle ve hak tarafından olduğunu bilmelisin ki itikadın tertemiz olsun. Zira böyle olmadığı takdirde nefsin teveccühü doğrulmaz. Tereddütü kesilmez. Tereddütlü olan kimseye yerle gök arasının dolusu mürşit de getirirse o kimseyi irşad edemez. Ona hiçbir kimseden bir menfaat erişemez. Şimdiden sonra ey kardeşim gerçekleri söyleyeyim de dinle. Bu müritliğin ikinci şartı gerçekliktir. Bu gerçeklik bu yolda şöyledir. Bütün malını bir yana, başını ve canını bir yana, yalanı da bir yana koysalar, bu durumda malından, canından ve her şeyinden vazgeçip yalanı söylememen lazımdır. Hatta yalana niyet bile etmemelisin. Zira yalan bütün dinlerde en kötü bir günah hem de haramdır. Yalandan her halükarda sakınmak gerektir. Bir kişinin mürşidin kapısına gelip mürid olmaktan maksadı bütün hak için olmalıdır. Nefsinin muradı için olmamalıdır. Ta ki kendisi gerçek mürid olsun. Bir mürid şeyhe mürid olduğu zaman falan kimse hürmetli ve şöhretli kişidir. Ben de ona mürid olursam halk arasında şöhretli ve hürmetli olurum. Bu sebepten ben de ona mürid olayım dememelidir. Hatta bunları gönlünden bile geçirmeyesin. Böyle müritlik geçerli değildir. Kezzaplıktır. Temiz ve ari bir itikat değildir. Yalancılar üzerine lanet olsun. Kabilindendir. Allah Celle Celaluhu'ya sığınırız. Amin. Mürit Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya karşı gerçek olmalıdır. Bu gerçeğin zevali yoktur. Bu sebepten Hak Teala Celle Celaluhu sıdk üzere olsun buyurur. Her kim ki doğruluğa erişirse bil ki o kimse saadete erişmiştir. Hazreti Abdülkadir Geylani'ye sordular. Bu başlayıp kadem bastığınız işin temeli ve bünyadı neyin üzerine oldu ki böyle yüksek makamlara nail oldunuz?
bu amel bu alemde eşsiz ve benzersiz bir veli kul oldunuz. Sultan Hazretleri Cebren buyurdu. Ben bu yola girdim. Gerçeklik ve sadakat üzere oldum. Hiç yalan söylemedim. Kağıda bir yalan yazmadım. İçimi ve dışımı yani suretimi bir ettim. İşte bundan işim rast gitti. Dediler ki bu işi işlediğiniz zaman halk ile nasıl muamele ettiniz? Bize de şöyle bir biz de öyle hareket edelim. Niyetim okuyup ilimle meşgul olmak idi. Bir gün Arefe günü idi. Şehrin dışına çıktım. Gördüm ki birisi iki öküzü önüne katmış çift sürüyordu. Yanına vardım. Biraz kendimi öküze tabi ettim ve çift sürdüm. Öküz bana hal lisaniyle dönüp dedi ki sen bu iş için yaratılmadın. Var ne iş için yaratıldınsa o işle meşgul ol. Bunun üzerine öküzleri bıraktım eve geldim. Evin damına baktım. Kıbleye karşı dönüp baktım ki hacılar Arafat'ta durmaktadırlar. Varıp anneme öküzün bana dediklerini ve damda iken hacıları Arafat'ta gördüğümü söyledim. Ve ilaveten anama dedim ki sen beni Allahu Teala Celle Celaluhu ısmarla. Ben Allahu Teala Celle Celaluhu yoluna ayak bastım. Gidip ilim tahsil edeyim. Sonra amelle meşgul olurum. İnşallah ariflerden olurum. Annem dedi ki oğul bunun gibi hayırlı iş yoktur. Madem ki sen de niyet ettin ben seni Allahu Teala Celle Celaluhu ısmarladım. Nereye gidersen git yalnız sadakattan ayrılma. Atamdan kalan altınları sana veriyorum. Getirip önüme koydu. Ben kendisine dedim ki anneciğim sen zarif bir hatunsun. Sana bunlar layık ve lazımdır. Annem 40 altını koltuğumun altına dikip bana teslim etti. Ben de anamın ellerini öptüm. Hayır duasını aldım. Bağdat'ta giden bir kafile buldum. O kafileye iltihak ettim. Yola revan olduk. Birkaç gün gittikten sonra ansızın bir kafileye 40 harami taarruz etti. Kafilenin neyi varsa soydular. Nihayet bana da geldiler ve sordular. Yiğit senin neyin vardır? Benim de 40 altınım vardır. Beni alaya aldılar. Çekip gittiler. Bir şeyimi almadılar. Meğer bunların bir başları var imiş. Katına varmışlar. O da kendilerine kimler var, neler oldu, bitti diye sorduğunda cevaben biz acayip bir şeyle karşılaştık dediler. Başları sordu. O acayip şey nedir? Cevaben dediler. Bir genç var. Yanına varıp senin neyin var? Diye sorduğumuzda o genç çocuk dedi ki benim 40 altınım var. Bunun üzerine çete reisi gidin onu bana getirin. Ben kendisini suale çekeyim dedi. Geldiler beni aldılar. Haramilerin reisi bana sordu. Yiğit senin de bir şeyin var mıdır? Senden bir şey aldılar mı? Cevaben benden bir şey almadılar. Senin bir nesnen var mıdır? Vardır. Neyin vardır? 40 altınım vardır. Hani ya? İşte koltuğumun altında dikili durur. Çıkar kaftanını bana ver. Çıkarıp kaftanımı eline verdim. Çıkardı koltuğumun altından söküp kopardı. Altınları çıkardı ve saydı. Yüzüme baktı ve dedi ki ey yetim sana doğruyu söyleten nedir? Bunları niçin söyledin? Ne diye yalan değil de doğru söyledin? Bunun sebebi nedir? Cevaben dedim. Annem bana vasiyet etti ve dedi ki oğlum nerede olursan ol, asla doğruluktan ayrılma. Zira senin kastettiğin yola yalancılık yaraşmaz. Senin gibi hak yoluna girenlerin sermayesi doğruluktur. Zira Hak Teala Celle Celle doğruları sever, yalancılardan bizar olur. Annem bana böyle dediği için ben de yalan değil doğru söyledim. Harami reisi dedi ki, ya yiğit helal malını haramilerden kurtarmak için yalan söylemedin, doğru söyledin. Bir kere dahi yalanı ağzına almadın. Benim bütün ömrüm yalancılıkla geçti, soygunculukla geçti. Benim halim ne olur? Böyle dedi ve gelip hemen ellerime yapıştı. Ve yalan söylemeyeceğime, doğru söyleyeceğime, haramilik de yapmayacağıma tevbe ettim. O 40 harami de geldiler ve dediler ki, haramilikte başımız idin.
Tövbe de başımız ol. Kırkı da beraber elime yapışıp tövbe ettiler. Aldıkları malları gerisin geriye sahiplerine teslim ettiler. Bana da aldıkları altınları gerisin geri iade ettiler. Bizi bıraktılar ve gittik. O dem bu demdir ki doğruluk üzerine durdum. Doğruluktan hiç ayrılmadım. Ey talibi sadık, sen de bir mürşide eriştiğin zaman gerçeklikten ayrılma. Tövbe et. Şeksiz, şüphesiz de sen de zamanında maksuduna nail olursun. İnşaallahü Teala. 7. fasıl. Bu kısım tövbe, telkin ve irade hakkındadır. Bu kısımda tövbe, telkin, irade, çile ve halvet beyan olunacaktır. Bil ki ey aziz kardeşim, bunlar gerçek müritliğin şartlarındandır. Bunun temelinin tertemiz niyet olduğunu yukarıda söylemiştim. 3 şart daha vardır ki şimdi onlar da sırasıyla söylenecektir. 1. Tövbedir. Mürit tövbe edip şeyhin irşadına teslim olmalıdır. Şeyhe teslimiyetten sonra mallarından, mülklerinden kalbini tecrid etmelidir. Şeyhin velayet ve muhabbetiyle gönlünü ve kalbini doldurmak ve muhkem tutmalıdır. Şeyhin elinden tutup bütün yaptıklarına ve günahlarını tövbe etmelidir. Çünkü hakiki şeyhin eli hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli gibidir. Zira vekilidir. Nitekim üstadlar, şeyhin eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli. Onun eli de Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun kudreti mesebesindedir. Şeyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala Celle Celaluhu halifesidir. Allah-u Teala Celle Celaluhu buyurmuştur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edenler Hak-u Teala Celle Celaluhu'ya biat etmiş gibidirler. Allah-u Teala Celle Celaluhu eli onların elleri üzerindedir. Fetih Suresi 10. Tövbe bütün ibadet ve taatlardan evvel gerektir. İnsanın işlemiş olduğu taat, ibadet, hayır, muhasenet ve mücahede Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun ya tövbeden sonra arz olunup geri döndürülmez ve sana fayda sağlar. Allah-u Teala Celle Celaluhu tövbeyi taattan önce zikrederek buyurdu. Tövbe edenler ibadet ediciler. Hal böyle olunca sana da ilk defa tövbe etmek, sonra da gerekli şartları yerine getirmek gerek. Evvela tövbe etmezsen ve tövbe üzere bulunmazsan bu kitaptakilerden sana bir fayda hasıl olmaz. Okusan da istifade edemezsin. Bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar gider. Tevbeden murat nedir? Evvela bundan sonra da tevbenin şartlarından bahsedeyim. Tevbeden maksat nefsin kötü sıfatlarını iyiye döndürmektir. Nefsi emmareyi levhameliğe, mülhimeliğe, mutmainliğe döndürmektir. İrci'i hitabına kabiliyet kesbettirmektir. İhlas ile tevbe ameli salih ile meşgul riyazete ve devam etmelidir. Zikrullah yapmalıdır. Çünkü bunların özelliği nefs-i emmarenin kötü sıfatlarını iyiye tedbir etmektir. Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu buyurur. İyilikler kötülükleri yok eder. Hud Suresi 114. İyilikten murat işte bu 4 maddedir. Bunlar kötülükleri mahveden panzehirdir. Bütün ibadetler bir sedef mesabesindedir. Bir kimsenin ambarlar dolusu sedefi olsa ve bunların içinde hiç inci bulunmazsa o sedeflerin hepsi hiçtir. Yok mesabesindedir. İbadet de bunun gibidir. İçinde ve başında tövbe olmadığı takdirde hiç mesabesindedir. Bir kimsenin 100 yıl ömrü olsa bu 100 yılı taat ve ibadetle geçirse, eğer tevbesiz ise o ibadetleri kabul olmaz. Hak Teala Celle Celaluhu katında bir sineğin kanadı mesabesinde bile olmaz. Hiçbirisinin de bir faydasını bulamaz. Tevbesiz olan kimseye asla affolunmaz. Tevbesiz ölen kimseye asla cennete giremez. Tevbesiz kimse yücelmez. Günahından kurtulamaz. Sen de acile tövbe edesin. Bugün tövbe ederim, yarın tövbe ederim demeyesin.
Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar. Tövbe edeyim deyip de tövbeyi geciktirenler helak olurlar. İbni Abbas radıyallahu anh, fakat insan fenalığını önüne sürmek ister. El kıyme 5. Ayetin tefsirine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur. Ademoğlu günahını takdim tövbesini tehir eder. Bir gün gelir de insanın kötü bir hareket üzere iken tövbesiz ölüverir. Gider öyleyse insanın ne zaman öleceği belli olmadığı için yaptığı kötü hareketlerinden bir an önce tövbe etmelidir. Tövbesiz gitmekten Hak Teala Celle Celaluhu sığınırız. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günah yapıp da istiğfar eden kimse günde 70 kere günah işlese dahi günahları üzerine kalıcı değildir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günah yapıp da günahına istiğfar eden kimse günde 70 kere günah işlese dahi günahları üzerine kalıcı değildir buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar. İsrailoğulları zamanında birisi vardı. O kimseye kifil adını vermişlerdi. Çeşitli günahlar işleyen bu adamın çok buğdayı vardı. Senenin birinde müthiş bir kıtlık oldu. Kimsede buğday bulunmadı. Bir gün bir kadın kifilden buğday satın almaya geldi ve dedi ki, bana buğday sat. Kifil, ey hatun gel halvete girelim. Sen bana arzu ettiğimi ver, ben de sana arzu ettiğin kadar buğday vereyim. Hatun buna rıza göstermedi ve evine döndü. Kocası hatuna dedi ki, ey hatun buğday bulabildin mi? Hatun başından geçenleri bir bir anlattı. Kocası dedi ki, çocuklarımız acıktılar. Pazarda ise buğday bulunmaz. Var git, ferman senindir. O hatun gelip kifle, beyim bana çocuklarımız gayet acıktılar. Pazarda tahıl bulunmaz ve kifile git, ferman senindir dedi. Dilersen nefsini sat. Karşılığında ne yapmak arzu ediyorsan yap. Kifl hatunu alıp halvete vardı. Elini hatuna uzatınca hatun titremeye başladı. Kif hatuna niçin titrersin deyince hatun, ya Kif, Allah-u Teala Celle Celal azabı çetindir. Allah-u Teala Celle Celal'dan korkarım. Öyleyse niçin geldin? Açlıktan çocuklarımız bizlerle kaldılar. Bu sebepten geldim. Sen bu kadınlığın ile Allah-u Teala Celle Celal'dan korkarsın da ben erkekliğimle niçin Allah-u Teala Celle Celal'dan korkmayayım? Elini haramdan çekip hemen o saatte tövbe etti. Hak Teala Celle Celal için hatuna da 60 altınlık buğday verdi. Hatun buğdayı aldı ve kifle çok dua ederek dedi. Sen beni azar edip bağışladın. Hak Teala Celle Celal de seni bağışlasın. O gece kif öldü. Kapısında şu yazıyı yazılı buldular. Zinayı terk ettiği için biz kifli bağışladık. Hak Teala Celle Celaluhu tövbe ettiğin takdirde günahın ne olursa olsun Hak Teala Celle Celaluhu bağışlar. Sen niçin tövbeye boş verirsin? Ne diye tövbeden usanırsın? Kur'an'ın Eş-Şura suresinin 25. ayetinde Allah Teala Celle Celaluhu öyle bir Allah'tır ki kullarının yaptığı tövbeyi kabul eder ve günahlarını da affeder. Bu buyuran Allah değil mi? Bu ayeti kerimeyi nazarı itibare alan herkes her gün aldığı her nefese karşılık tövbe eder ve bunu da akıllıca yapmış olur. Kendisine ölüm ansızın ulaşmasından ve tövbesiz gideceğinden korkar. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Ölüm gelmezden önce vakit geçirmeden tövbe de acele ediniz. Namaz vakti de gelir gelmez vakit geçirmeden namazı kılmak hususunda acele ediniz. Ey azizim, senin dilin mi tutuldu yoksa öksüz müsün? Kainatın efendisi her gün ve gecede 100 kere tövbe istiğfar ederdi. O kainatın efendisi böyle yaptığına göre bizlerin günde 1000 kere tövbe istiğfar etmemiz gerekmez mi? Tövbe hususunda Hak Teala Celle Celaluhu kullarına buyurur.
bütün günahlarınızdan Hak Teala Celle Celaluhu tövbe ediniz. Ey müminler, umulur ki Hak Teala Celle Celaluhu'nun felahına ve rahmetine nail olursunuz. En-Nur Suresi 31. Enes'in radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun katında günahkar müminlerin tövbe sesinden daha sevimli bir ses yoktur. O kul Ya Rabbi diye nida ettiğinde Hak Teala Celle Celaluhu arşın ötelerinden buyurur. Buyur ya kulum sen benim nazarımda bazı melekler gibisin. Benden ne dilersen dile. Bu ne büyük saadet ve ne büyük müjdedir. Lakin bu saadetten istifade edecek olanlar tövbe edenler ve tövbesini tutan kimselerdir. Tövbe edenlerin birkaç şeyi değiştirmeleri kendilerine vacip olur. 1. Sohbeti tebdil etmelidirler. Zira bir hadisi kutlisi de Hak Teala Celle Celaluhu buyurur ki, ey Ademoğlu, senden tövbe benden kabul etmek, senden cehd benden hidayet vermek, senden dua benden kabul etmek, senden istek benden vermek, senden nimetlerime şükretmek, benden nimetlerini artırmak, senden bana tevekkül etmek, benden sana kefil olmak, senden bana yönelmek, benden seni korumak, muhafızın yardımcın olmaktır buyuruldu. 2. Nasihati tebdil etmelidirler. Kim ki sohbeti terk etmeyip yine evvelki meclisine devam ederse o kimse sohbeti terk etmemiş ve tevbe ettiği yolda kendi kendini oyalar. Kötü yolda hala tekrar bulunmaktadır. Bu takdirde kötü arkadaşları onu tevbe yolundan çıkarıp kötü yola sevk ederler. Tevbe eden kimse evvelki yoldaşlarından tamamen ayrılmalı ve kesilmelidir. Tevbekar olan kimselerle yoldaş olup arkadaşlık etmelidir. Bu takdirde daima sırat-ı müstakim üzere olacaktır. Çünkü kıyamette herkes arkadaşı ile birlikte bulunur. Her gittikleri yere beraber gidip geleceklerdir. Bu sebepten kıyamette bu nevi kimseler diyecekler ki, yazıklar olsun bana, keşke ne olaydı da ben de filan fasıkı dost ve arkadaş edinmemiş olsaydım. El-Furkan Suresi 28. Kendilerinin kıyamette böyleler ile beraber olduklarına son derece pişman olurlar. Bugün bu azaba hep o kimselerle sohbet edip arkadaşlık yaptığımız için giriftar olduk diyerek bin pişmanlık içinde bulunurlar. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. İnsan arkadaşlarının dini üzerindedir. Herkes baksın ve görsün ki kiminle dostluk ve arkadaşlık etmektedir. İnsan salih kimselerin sohbetine iştirak ederse bu dünyada onlarla beraber olduğu gibi kıyamet gününde de onlarla beraber olur. Ulema bu hususu nazara alarak demişlerdir. Bir kimse nasıl bir insandır diye sorma yoldaşına bakıver. O kimsenin hali yoldaşından malum olur. Yoldaşı hangi yolda ise o kimse de o yoldadır. Yani herkese haline yoldaşı şahittir. Yine demişlerdir ki, insanın tabiatı başkasının tabiatından çalar. İnsan bunun farkına varmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de kim ki bir kavme karışır onlarla beraber olursa o kimse o kavimdendir buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde kötü arkadaşın hali demircinin haline benzer. Onun dükkanında olursan kıvılcımları seni yakmazsa da muhakkak onun çirkin kokulan ve siyah tozları seni bırakmaz. Evet, bir ihtimal de onun kıvılcımlarının seni yakmasıdır buyurmuşlardır. Mevlana Celaleddin Rumi bir beytinde der ki, salih kimselerle sohbet seni salih kimse eder. Talih zalim kimsenin sohbetini zalim yaptığı gibi. Şeyh Sadi-i Şirazi Hazretleri bunun gibi bir beytinde de der ki, bu yaramaz kimselerle sohbet edip arkadaşlıkta bulunanla
onların kötü tarafları seyahat eder. İyi kimselerle sohbet eden kimselere de o kamil kimselerin kemalleri sirayet eder. Bir gün hamama gittiğimde bir hoş kokulu çamur gördüm. Dostumun elinden elime ulaştı. Ona dedim ki, misk mi, amber misin? İki gönülleri yakan kokundan mest oldu. Cevap olarak dedi ki, ben naçiz bir çamurum. Lakin bir müddet gül ile beraber bulundum. Onunla oturmam bende bu kemal eseri bıraktı. Eğer böyle olmaksa ben bildiğiniz gibi bir çamurum. Ancak azizlerin saçlarında ve sakallarında yer buldum. Aziz oldum. Aslında hor ve bayağı bir toprağım. Evet arkadaşlar. Yalnız geçen adam bunu kurar edilmiştir. Ayrıca kanalıma abone olup beni bildirim açmayı unutmayın. Videodan tam bir şekilde izlersen çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi işim var. O yüzden videoyu bitirmek durumundayım. Önce içerime gidip eve gitmem lazım. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenip bildirim açıp yorum yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu an yani kanalım gelişmesi lazım ama daha gelişmedi. Çünkü bir yere gidemiyorum, bir şey yapamıyorum şu anda. Çünkü maddi imkanlardan dolayı bir şey yapamıyorum. O yüzden bu şekilde daha çok bu şekilde videolar çekeceğim. Allah izin verir de, Allah'ım izin verir de, Allah sağlık sağlık verir de bir yere gidebilirsem tabii ki de oralarla ilgili de videolar paylaşacağım. Ama şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka yapacak bir şeyim yok şu anda. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ın Rabbim Celle Celaluhu ömrünüz boyunca sizleri korusun. Beni, ailemi, yakınlarımı, sevdiklerimi sizleri korusun. Arkadaşlar. Sağlığı saatine de çok dikkat edin. Allah'ın izniyle sağlığı saatine de dikkat edin. Allah'ın izniyle inşallah sağlığı saatine olmak kadar Allah'ın izniyle size. Güzel, mutlu, huzurlu ömürler nasip etsin Yüce Rabbim. Yanan Müslümanlara, bana, aileme, yakınlarına, sevdiklerime. Başka söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.